Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Herkes sesim olabiliyor mu? Değerli ALES öğrencileri, nasılsınız? Evet, duyuyorsunuz. Güzel. Ben rehberlik uzmanı İnce Hoca. Yarın sınav var. Öncesinde bir son gün tüyoları semineri yapmak istedik. Sınav anında neler yapacağız? Sınav öncesi neler yapacağız? Stresimizi nasıl kontrol altına almalıyız? Bunları konuşacağız aslında. O yüzden buradayız. Yani genelde bir sınav hazırlığımız varsa, bittikten sonraki süreçte sınava bir gün kala biraz stres yaşamamız çok normal. Bu süreci beraber atlatmak adına bugün buradayız. Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Umuyorum sizler de iyisinizdir. Umuyorum çok aşırı derecede panik değilsinizdir, stresli değilsinizdir ki öyleyse bile bugünkü seminerimizde neler yapacağımızı adım adım konuşacağız inşallah. Teşekkür ederim, iyiyim, çok sağ olun. Evet, nasıl bu arada durumlar? Çalıştık, beklediğimiz gibi miyiz? Yoksa keşke biraz daha çalışsaydım mı diyoruz? Bir an önce sınav olsun bitsin hocam mı diyoruz? Heyecanlı mıyız mesela? Bu arada normal, hani onu söyleyeyim. Sınava girecek olan herkes de yaşanan bir durum bu. Hangi sınav olursa olsun. Genelde sınav anında ve öncesinde yaşadığımız kaygı durumu, panik durumu, heyecan durumu normal. O yüzden hani bu anı yönetebilmek bizim elimizde aslında en çok da. Bir kere farkına varmamız gereken şey şu: bizimle beraber birçok kişi aynı şeyi yaşıyor o an. Yani sadece biz bir panik atak krizi yaşamıyoruz aslında. Yaşadığımız şey küçük bazlı bir sınav kaygısı ve onu aslında yönetebilmenin de belli başlı kuralları var. Şimdi öncesinde bilmeniz gereken bazı kurallardan bahsedeyim yine. Çünkü bunu genelde her sınavda ya zaten şey yaptıkları bir kural biliyorsunuz, gösterdikleri bir kural ama çoğunlukla işte ya trafiğe takılı kalıyoruz ya tam olarak kontrollerimizi yapmadığımız için evden çıkış saatimizi planlayamıyoruz vesaire ve her gün, yani her sınavda akşam ana haberde maalesef ki sınava geç kalıp da giremeyen, yetişemeyen kişileri görüyoruz ve hepimiz üzülüyoruz aslında o kişilere. Dolayısıyla bunun farkına varalım. Yani tekrar tekrar bunu kendimize hatırlatalım. Biliyorsunuz ki saat 10'dan sonra sınav binaları alınmıyor. Bu işlem tamamlanıyor. Bu yüzden bizim size önerimiz en az 1 saat önce, 45 dakika önce sınav merkezinizde olmanız gerektiği. Bunu söylediğimde bazı arkadaşlar heyecandan çok daha erken orada olabiliyorlar. Yani bu da iyi bir şey değil. Çünkü orada durduğunuz an fazlalaştıkça stresiniz yine artacak. Ama ortalama bir 45 dakika, 50 dakika, 1 saat ideal bir süreçtir. Ona göre trafiği vesaire göz önünde bulundurup o saat aralıklarında orada olmanız yeterli olacak aslında. Tabii ki kimlik ve sınav giriş belgesi çok çok önemli. Yani bunu aslında unutmam diye düşünüyorsunuz belki ama yine maalesef ya her sınavda görünen, yaşanan bir şey bu. O heyecanla unutuyoruz bazen. Farkına varmıyoruz. Hani yanımızda zannediyoruz vesaire. Bu yüzden hani tek gidecekseniz eğer işte kapının kenarına böyle ayakkabılarınızın yanına falan koyun. Montunuzun cebine falan koyun. Akşamdan hazırlayın. Hani ya da yanınızda biriyle gidecekseniz ona tembihleyin. Ve giriş belge ve kimliği unutmayalım lütfen. Bir şişe su almanız yeterli. Zaten başka bir şey almanıza gerek yok biliyorsunuz. Sınavın açıklanma tarihi ÖSYM tarafından 9 Aralık 2022 olarak belirlendi. Bazen biliyorsunuz ÖSYM sürprizler yapabiliyor. Daha erken açıklayabiliyor. Ama biz şunu bilelim: ÖSYM bize 9 Aralık tarihini vermiş. Açıklama tarihi olarak da bunu söylemiş. Bu tarihe kadar. Zaten cevap anahtarını paylaşıyor biliyorsunuz. Soruları paylaşıyor. Hani kendimiz de az çok bir net hesabı yapıp kaç puan alacağımızı tahmin edebiliyoruz. Ama yine de sonucu beklemek çok daha sağlıklı olacak. Biliyorsunuz ki ALES net bir bilgi sınavı değil arkadaşlar. Hani direkt öyle sadece konu çalışmasıyla gireyim, işte konuları ezberleyeyim, gideyim, yaparım zaten. Böyle bir sınav değil. Gerçekten mantık gücünü, hızı, pratikliği ölçen bir sınav. Aslında daha önce tecrübeleri olanlar varsa, ALES'e daha önce girenler varsa bunu bilecektir bence. Kesinlikle hız sınavı. O yüzden bunu bilerek sınava girmek. Şimdi sınava girerken sınavı çok iyi tanımak çok çok önemli. Şimdi KPSS'ye girerken ki uyguladığınız stratejiyle ALES
birebir aynı olmayacak. ALES'te daha hızlı olmanız lazım. Çünkü şunu farkındayız, 100 soru 150 dakika, daha çok süre varmış gibi duruyor ama sorular gerçekten çok böyle çetrefilli, birbirine çok benzer şıklar var. Eleme yöntemiyle gitseniz zamanla yarıştığınızın farkına varıp çok süre kaybedebiliyorsunuz. Şimdi sorulara baktığınızda Türkçe sorularında gerçekten çok uzun paragraflar var. Okurken zaten hani 2 dakika, 3 dakika geçiyor nereden baksanız. Bu yüzden ki bence çok soru çözen adaylar burada çok bir sıkıntı yaşamayacaklardır. Muhakkak hızlı okumanız, sonuca hızlı ulaşmanız lazım. Bir kez okudunuz, anlamadınız, ikinciyi, üçüncüyü lütfen okumayın. Lütfen yanına bir işaret koyup geçin, daha sonra bakın. Soruyla inatlaştığınız takdirde, çünkü beynin o an hani onu algılayamadı, yapamadı ve öyle kabul etti. Öyle düşünün. Şu anda ben bu soruyu yapamıyorum. Şimdi siz onu ikinci kez bir daha okuduğunuzda, üçüncü kez bir daha okuduğunuzda zaten beyin onu anlamadı olarak kabul ettiği için yine size bir çözüm sunmayacak ve zaman kaybetmiş olacağız. Siz orada ikinci, üçüncü okuyacağınız aslında iki, üç tane daha net yaparsınız. Fazla soru çözersiniz. Bir yanına bir işaret koyun. Daha sonra dönüş yapabileceğinizi bilin. İnatlaşmayı bırakın o soruyla ve lütfen diğer soruya geçin. Aranızda kimler sayısalcı, kimler sözelci, kimler eşit ağırlıkçı, branşlarınızı yazar mısınız? Biliyorsunuz ki puan hesaplanırken bir ağırlık, bir katsayı söz konusu. Sayısalcılar için sayısal testin %75 getirisi var. Sözelden %25 getiri alıyorlar. Eşit ağırlık öğrencilerimiz birazcık daha şanssız demeyeyim de hani her ikisine de aynı düzeyde çalışmalı diyeyim. Şimdi mesela sayısalcılar şunu yapabiliyor ve evet, onların da zor. Yani matematiğe yüklenmeleri lazım. Sözeli zaten biraz daha iyiler diye düşünüyorum. Sözelcilerin sayısaldaki iyi olma oranlarına göre. Ama eşit ağırlıkta hani sözelciler şunu yapabilir. Hani Türkçe'ye yoğunlaşayım, matematikten az bir şey yapsam da yeter. Yine yüksek puan hedefliyorsa yine matematikten de iyi bir net çıkartması gerekiyor. Doğru. Ama %75'e %25 bir oran var. İşte eşit ağırlıkta hani şuna yükleneyim, buna yükleneyim gibi bir ayrım yapamıyoruz. İkisinde de başarılı olmamız gerekiyor. Bu yüzden de yüksek puan hedeflediğimiz zaman kesinlikle yani bu farkı bilmemiz lazım. Bir de benim size önerim eşit ağırlıkçılar için söylüyorum. En iyi olduğunuzla başlayın ve hızlı bir başlangıç yapın. Yani kimi eşit ağırlıkçıların Türkçesi daha iyi ki %80'i, %70'i falan böyle. Ama %30'luk, %20'lik, %25'lik bir oranda da matematiği iyi olan eşit ağırlıkçılar da var. Onlar da matematikle başlayıp hızlı hızlı çözüp kalan süreyi Türkçe'ye ayırabilirler. En iyi olduğunuzla başlarsanız eğer sınava hem motivasyonunuz artar, hem sınav adaptasyonunuz artar, hem kaygıyla o ilk 5-10 dakikada başa çıkmış olursunuz zaten. Çünkü yapabildiğiniz sorular fazlalaştıkça evet ya ben yapabiliyorum aslında. Çok da korkacağım bir şey yokmuş mesajı gidecek beynimize ve haliyle kalan süreci daha konforlu geçireceğiz. Bu yüzden arkadaşlar en iyi olduğunuz testle ve sorularla başlamak çok çok önemli. Evet, neydi? 100 soru 150 dakika. Şimdi bir bakınca ya çok süre varmış gibi duruyor. 100 soru 150 dakika. Şimdi KPSS'ye bakıyoruz. 120 soru 130 dakika. Yani buna göre sanki ALES'te çok artı bir zaman tanıyorlarmış gibi geliyor ama gerçekten girenler biliyordur bu sınava, öyle değil. Yani hani bu süre çokmuş gibi görünmesin. Yetiştirirsiniz ama stratejik ilerlerseniz, gerçekten soruyla inatlaşmazsanız, yapamadığınızı boş bırakırsanız yetiştirirsiniz. Onun dışında bir soruya 3-5 dakika ayırdığınızda, bir soruya 7 dakika ayırdığınızda maalesef yetişmeme ihtimali çok yüksek bir sınav arkadaşlar. Bu sebeple dediğim gibi yanına işaret koyup diğer soruya geçebilirsiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi %100 emin olmadığımız seçeneği işaretlemiyoruz. Çünkü yanlışlar doğruları götürüyor. Bunun farkındayız ama şöyle düşünün. Şimdi 5 tane şık var. 3'ünü elemişsiniz. 2 tane şıkka kadar indirmişsiniz. Zaten bir emek harcamışsınız. 2 şıkka kadar indirdikten sonra birisi size biraz göz kırpıyorsa, yakın geliyorsa işaretleyebilirsiniz. Yani %50 ihtimaliniz var. Birisi de daha yakın, daha sempatik geliyor. Ama onun dışında gerçekten lütfen ama lütfen kafadan atmayın. Çünkü şeye ben çok üzülüyorum. Hani sınav sonuçları açıklandığında yanlışlıklar doğrulardan daha fazla. O kadar çok yanlış çıkmış ki. Sonra bir puan hesaplaması yapıyoruz öğrencilerimizle. Aslında o yanlışları yapmamış olsaydı, o doğru sayısı, net sayısı olsaydı şu kadar puan alacaktı. Örneğin öğrenci 75 puan almış ama o yanlışları yapmamış olsa 85 puan alacaktı mesela. Bu ne demek?
Yani boşu boşuna aslında bildikleri şey onu o hedefe hedefe ulaştırıyormuş, o puan aldırıyormuş. Ama sırf bilmedikleri yüzünden yanlışları doğruları götürdüğü için hedef puanına ulaşamamış. Bu yüzden ya bu şey gibi düşünüyoruz bazen. Hocam diyor, bir tane KPSS öğrencisi demişti bunu. Yine yanlış çok çıkmıştı öğrencinin ve şunu söylemişti. Böyle bir genel seminerde konuşmuştuk. Hocam dedi cevap kağıdı hani optik form o kadar boş gözüküyordu ki utandım verirken. O yüzden böyle attım hani dolu dolu olsun istedim. Ya bu bir onur madalyası değil ki. ÖSYM'e bakıp daha optik formu kimin daha doluysa ona artı 5 puan vereyim demeyecek. Ya aksine senin yanlışların doğruları götürdükten sonra hiçbir önemi hiçbir anlamı yok. Bu sebeple değerli arkadaşlar lütfen şunu farkına varalım. Bilmiyorsak boş bırakalım. Bildiklerimizin bizi kurtarmasını bekleyeceğiz böyle bir durumda. Ya acaba doğru mudur diye bir düşünceyle kafadan atmak gerçekten maalesef ama maalesef çok yanlış bir yöntem. Yanlışları götürmüyor olsa YDS gibi sıkıntı yok. Ama yanlışları götürdüğü için emeklerimiz boşa gitmiş oluyor. Olumsuz düşünceler durumu kötüleştirir. Sınav hakkında, kendimiz hakkında. Mesela sınav anında şunu çok düşünenler var. Çözmeye başladık. Etrafımıza bakınıyoruz. Bazıları böyle harıl 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 çözüyor soruları. İşte falanca çok çalışmış belli ki benden daha iyi herhalde vesaire. Böyle bir şey yok. Sen bilemezsin o an orada ne yaptığını. O yüzden kendini düşüneceksin. O anda her koyun kendi bacağına basılır. Öyle düşünün lütfen. O an kendinize odaklanın. Etrafa bakmayın. Sürekli ama sürekli saate bakmayın. Tamamen odaklanın. Soru sizden ne istiyorsa onu yapın. Fazla bilgiye de gerek yok bu sınavda. Siz daha fazlasını biliyor olabilirsiniz. Mesela matematik sorularında çok karşılaşıyor genelde adaylar. Ya böyle giriş yolunu uzatıyor uzatıyor. İşte fazla şeyler de katıyor kendinden. Tekrar deneme yanılma yöntemiyle çözmeye çalışıyor. Hayır, bir sorunun birçok çözüm yöntemi olabilir ama ALES'te en hızlısını yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bütün çözüm yöntemleriyle çözmenize, sağlamasını yapmanıza, soruyu bir kez daha yazmanıza vesaire gerek yok. Olabildiğince hızlı olmanız lazım. Deneme sınavlarında İstediğiniz sonuca ulaşamamış olabilirsiniz belki son denemelerde ama gerçek sınavda birebir aynısı olmayacak. Böyle düşünmeyin. Belki çözdüğünüz sınavlarda daha stresliydiniz. Belki sınav anında daha rahat olacaksınız. Ya da çözdüğünüz denemeler belki gerçekten çok zordu. Bazı yayınlar var değerli arkadaşlar. İnanın ÖSYM'den daha zor soruyor. Bu yüzden de sizin bazen öyle üst üste zor deneme çözmeniz motivasyonunuzu düşürebiliyor. Şimdi siz zaten her şeyle bu sınava hazırsanız biraz kafanızda ya ben bu sınava hazırım ve gerçekten iyi geçecek. Bu mesajı kendinize biraz vermeniz lazım. Yoksa kötü geçecek, kötü geçecek, kötü geçecek diye düşünerek bu sınava girdiğinizde zaten o sınavın iyi geçmesi çok da mümkün değil. Çünkü beynimiz ona verdiğimiz sinyallerle çalışıyor. Sen sürekli kötü geçecek bu sınav, ben zaten iyi değilim, diğerleri benden daha iyi dediğinde beyin zaten tamam yapmayacak o zaman. Yani yapmamaya endeksliyorsun sen beynine. Bildiği sorularda bile aslında şey yürütemiyor, mantık yürütemiyor. Bildiği soruda yok mu sınavdan çıktıktan sonra ya ben bu soruyu nasıl yanlış yaparım? Aslında ben bunun cevabını biliyordum diyen öğrenciler. Belki aranızda sizler bile bunu yaşamışsınızdır. Aslında biliyoruz ama bildiğimiz şeyi göz göre göre yanlış yapmışız. Dikkat hatasından, odaklanma probleminden, konsantrasyon eksikliğinden ya da stresten, heyecandan yanlış yaptığımız işte beyin bizi kandırıyor. Sen o kadar kendine güvenmemişsin ve inanmamışsın ki yapamayacağını o kadar kendini endekslemişsin ki beyin senin yapmamanı sağlıyor. Çünkü onu istediğini zannediyor. Bunun ayrımını kendisi maalesef yapamıyor arkadaşlar. Bu önemli. Önce soru kökünü okumak, sonra paragrafı okumak, sonra şıkları okumak size zaman tasarrufu sağlar arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünün, soru kökünü okumadan önce paragrafı okursanız, sonra soru kökünü okursanız paragrafı şöyle bir algıyla okuyacaksınız. Hani acaba bu paragrafın neresine dikkat etmem gerekiyor? Bunu bilmeyeceksiniz. Bilmediğiniz için soru kökünü okuduktan sonra paragrafı muhtemel bir kez daha okuyacaksınız ve zaman kaybı yaşayacaksınız. Önce soru kökü. Benden ne istiyor? İşte aşağıdakilerden hangisi paragrafta yer alan şu duruma göre çıkarılamaz? He, o zaman paragrafı okuyacağım, çıkarılamayan olanı bulacağım. O zaman ona odaklanarak okumam lazım. Sonra şıkları okuyun. Bu gerçekten çok çok daha mantıklı olacak sizin için. Gerçek sınavda da normal denemede gittiğiniz sırayla gidin ve dediğim gibi en iyi olduğunuzla başlayın.
Yani bir değişiklik yaptığınızda sınavda odaklanma problemi yaşayabilirsiniz. O yüzden deneme sınavlarında sürdürdüğünüz yöntemi gerçek sınava da aktarabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi nereden başlamam gerekiyor bilmiyorum diyorsanız en sevdiğiniz yerden, kolay olan yerlerden, basitten zora, basitten karmaşığa göre çalışabilirsin, yani, ilerleyebilirsiniz. Çünkü beyin kolaydan zora gitmeyi sever. Basitten karmaşığa doğru ilerlemeyi sever. Bebek adımları gibi önce emekleyip sonra yürümüyor muyuz? Sonra koşmuyor muyuz? Yani aslında sınavı da böyle düşünün. Önce basitten, çünkü dopamin hormonu salgılamam lazım benim. Zaten sınava fazlasıyla kaygılı bir şekilde girdim. Sınavdan şunu sağlamam lazım. Evet, iyiyim aslında. Aslında benim yapabildiğim sorular var. Aslında iyi olduğum alanlar var. Bu hormonu salgılayabilmem için, bu mesajı beynime gönderebilmem için de özgüvene ihtiyacım var. Bunun için de en iyi olduğum alanla başlayacağım ki evet ya ben aslında iyiyim, yapabiliyorum. Bu mesajı kendime vermem lazım değerli arkadaşlar. Bu aşamada dediğim gibi beyin başarıyı ödüllendirir. Burada bahsettiğim dopamin hormonu, aferin başardın, harikasın diyecek size. Bu yüzden iyi olduğunuz alandan zora doğru gitmeniz lazım. Zorda başladığınızda bilinçaltı direkt sen bu işi yapamayacaksın, zaten yapamazsın, işte en iyisi bırakmak vesaire gibi düşünüp en iyi olduğun sorularda bile yapamama düşüncesine girip onlarda bile başarısız olma ihtimalin var. Uyku muhtemelen içinizde böyle çok heyecanlı, çok stresli olanlar vesaire varsa hani bu akşam uyku problemi yaşamanız da normal, ama şunu söyleyebilirim. Yani ortalama zaten yetişkin bireyleriz. Hani ortalama uyuduğumuz saat 6 saat, 8 saat ideal saatler, ama hani hiç uyuyamadım, ne yapacağım? Eyvah, çok az uyudum, çok kötü geçecek sınavım diye düşünmeyin. Beyin insan, yetişkin bir insan beyni 4 saatte dinlenir zaten. Biz vücudumuzun da işte mental olarak, psikolojik olarak, fiziksel olarak her anlamda dinlenmek için ortalama 6 ila 8 saat öneriyoruz, ama sınav öncesi 4 saat uyuyabildim. O da beyninizin dinlenmesi için yeterli. Ama yine de uykunuzu almaya dikkat edin. Daha erken yatağa girmeye çalışın. İşte uykudan önce kitap okuyabilirsiniz uykunuzun gelmesi için. Hani mesela örnek veriyorum. Sosyal medyada gezinirken ya da oyun oynarken telefonla uyku gecikebilir. Uykunuzun gelme süreci zorlaşabilir. Ama bir kitap okuma gibi, işte çok hafif klasik böyle hafif bir müzik dinleyerek uykuya dalma gibi. Bunlar birazcık daha, tabii ki herkesin uykuya dalma klişesi farklıdır, ama bu yöntemi bilip en azından daha erken uyumaya çalışırsanız, sabah kalkacağız, kahvaltı yapacağız, hazırlanacağız, trafiği vesaire önemseyip o saatte orada olmamız gerekecek. O yüzden bunun da farkına varmamız gerekecek. Bütün sorular zor olamaz. Muhakkak sizin de iyi olduğunuz, sizin de yapabildiğiniz çok soru var. Şansınıza ilk soru size zor gözükmüş olabilir. Hani açar açmaz en zor soruyla karşılaşmış olabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bütün sorular aynı değil. Zaten sınavın ortalama %10'u çok kolay, %10'u çok zor. Eşit veriyor ÖSYM zaten. Yani bu sınavda ortalama olarak baktığınızda bir 10 soru falan çok zorsa, bir 10 soru falan da çok kolay zaten. Geri kalanlar ise kolay, orta ve zor. Diğerleri çok zor ve çok kolay. Yani dediğim diğer %80'lik kısım zaten normal. Orta seviye daha fazla, %40 oranında. Kalanları da zor ve kolay olarak ayrılıyor. Ve zaten çalışan bir aday zor soruları da, orta soruları da, kolay soruları da yapabiliyor arkadaşlar. Üst üste 4 tane A gelebilir. Üst üste 4 tane B gelebilir. Sıkıntı değil. Burada kendinizde bir acaba mı aramayın arkadaşlar. Doğru olduğuna %100 emin olduğunuz bir şıkkı sırf üst üste geldi diye lütfen değiştirmeyin. Kendinizde bir güven problemi yaşamayın öyle bir durumda. Gelebilir. Zaten kitapçıklar karışık geliyor biliyorsunuz. Sorular, şıklar karıştırıldığı için yani kendinizle bir şüpheye düşmenize gerek yok. Sınavın son 5 dakikaya kadar yetişmeyeceği belli olmaz. Daha sınavın başında eyvah yetişmeyecek bir soruya 6 dakika ayırdım. Kesin diğerlerini göremeyeceğim. Belki çok hızlı çözeceğin sorular da var. Ve insan beyni panik anında daha kolay çözüm üretiyor. Öyle bir durumda hani panik anında olduğunuz zamanlarda, bunu fark ettiğiniz anlarda kendinize yüklenmeyi bırakın. İnanın daha hızlı bitireceksiniz. Sınavda çok hızlı çözülebilir. Çok kolay sorular da var. Hani şunu yapmanızı çok önermiyorum ben şahsen. KPSS öğrencilerime de bunu söylemiştim. Bütün testi bitirdikten sonra optik forma işaretleme, kaydırma hatası, yanlış işaretleme ya da zaman kaybı gibi sorunlara yol açabiliyor. Direkt çözer çözmez işaretleme yapmanız çok daha sağlıklı. Çözdüğünüz soruyu hemen işaretleyin arkadaşlar. Bu çok daha sağlıklı olacaktır.
Dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz sınavda, konsantrasyon problemi yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda bir dakika, yani bir dakika bile değil aslında. Böyle bir 10-15 saniye ayırabilirsiniz. Çünkü sen o an dikkatin dağıldı. 10-15 saniye kendini ayırmazsan kalan süreçte belki 14-15 dakika kaybedeceksin. O yüzden derin bir nefes al, arkana yasla. 4 saniye boyunca nefes al. 4 saniye boyunca tut. 4 saniye de ver ve bunu 4 kez tekrar. 4 artı 4 artı 4 kuralı. Bu dikkat dağınıklığı için birebir uygulanan bir nefes çalışma yöntemi, nefes egzersizi yöntemi. Buna dediğim gibi 15 saniye ayırsan aslında sınav anında ya da sınav öncesinde fazlasıyla faydasını göreceksin. Derin derin nefes alıp vermek de sınav anında konsantrasyonunu korumanı sağlayacak. Artık emeklerinin karşılığını alma vaktiniz geldi arkadaşlar. Sadece uzun zamandır yaptığınız gibi soru çözeceksiniz. Yapmanız gerekeni yapacaksınız. Hani bu sınavda sizin gibi beraber giren binlerce kişi olacak. Hayalleriniz var, umutlarınız var. Kendinize inanıp güvenirseniz zaten başarı kaçınılmaz olacak. Emek verdiniz sonuçta. Verdiğiniz emeğin karşılığını almanızı diliyorum ben de. Umarım çok güzel geçer, her şey yolunda olur. Ama inanın üstesinden gelebilecek güçtesiniz ki bu sınava hazırlanma kararı vermişsiniz. Kimse kaybedeceğini bildiği bir yarışa girmez. Herkes zaten yapabilirim düşüncesiyle başlamıştır ve yapabileceğinden emindir aslında. Bu sınav öncesi yaşadığınız stresin sizin başarınıza gölge düşürmesine, kendinize olan güveninizi yitirmesine lütfen izin vermeyin, müsaade etmeyin derim kendi adıma. Biz sizlere başarılar diliyoruz. Tek Uzem ailesi olarak umuyorum hepiniz için çok güzel bir sınav süreci olur. Puanlar açıklandığında hepinizin yüzü güler. İyi ki dersiniz, iyi ki çalışmışım, iyi ki hazırlanmışım, iyi ki böyle bir puan aldım. Umuyorum ki emeklerinizin karşılığını aldığınız bir sınav olur. Onun dışında da bizlere sorunuz vesaire varsa ben şu an yayındayken de cevaplamak isterim. Var mı soru sormak isteyen, iletmek istediği herhangi bir mesajı olan bizlere? Sanıyorum yok. Nefes bilgisi benim için kilit oldu. Sınav öncesi de yapın lütfen. Nefes egzersiziyle inanın Öznur Hocam. Çok fazla tedaviler uygulanıyor. Yani sadece psikolojik tedaviler değil, fiziksel tedavilerde bile çok fazla işe yarayan bir yöntem. Nefes egzersizinin stres için ayrı, uyku için ayrı, dikkat dağınıklığı için ayrı yöntemleri var. Ama bu 4 artı 4 artı 4 dediğim şeklinde ve 4'e kadar sayıp 4 kez yapsanız bile yani bir 10 saniyenizi alır maksimum, fazlasıyla faydalı olacaktır. Yeni dönem kurs ne zaman başlıyor? Şu an kayıtlar başladı Nilüfer Hocam. Bilgi almak isteyen arkadaşlarımız varsa ALES yeni dönem kayıtları hakkında şu an erken kayıt dönemi var. Ben şuraya bir bilgi linki bırakıyorum. Buradan tıklayıp yazarsanız zaten arkadaşlar hemen sizinle iletişime geçerler. Yeni dönem kurs hakkında başlama tarihiyle ilgili diğer soracağınız tüm sorularla alakalı mutlaka kendileri eğitim koçu arkadaşlarımız yardımcı olurlar. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.